Değerli izleyenler, bu pazar malum 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm dünyada kutlanacak olan bugün bir kez daha kadınlarımızın içinde bulunduğu sorunları her yönüyle konuşmak, tartışmak, çözüm yolları üretebilmek açısından bize önemli bir fırsat verecek. Bir de önü var, arkası var biliyorsunuz malum günün. Biz bugün 6 Mart bugünden konuşmaya başladık kadınlarımızı. Çünkü kadın öyle bir varlık ki gerçekten de sorunları yalnız kendisini değil, tüm toplumu ilgilendiriyor. Hatta kendisinden sonra gelen kuşakları, jenerasyonları etkiliyor. Bu bakımdan da bu konunun her yönüyle, devletiyle, hükümetiyle, sivil toplumuyla, belediyeleriyle herkesin el atması gerektiği bir konu olduğunu düşünüyoruz. Malum ortada zaten bu realite. Şimdi biz de böyle 8 Mart yayını yaklaşırken acaba dedik yayınımızı nasıl planlasak, hangi rol modeli başarılı kadınları alsak yayınımıza, böyle süre de yetmez, böyle peş peşe böyle bir yayın yapalım derken böyle bir yerlerden yakaladık ki Şişli Belediye'miz meğer kadınlara dair gerçekten önemli, güzel hizmetlerde bulunuyormuş. Önemli işler yapıyormuş. Bize kendilerini bir davet ettik. Yani neden bir erkek rol modelini davet ettin diye kızmayın bana. Önden söylüyorum, güzel işler var orada. Onları biraz tanıtmak istiyoruz. Çünkü belediyelerde, hoş geldiniz Sayın Başkan bu arada, Sayın Muammer Keskin. Belediyeler gerçekten de bu konuda hizmet odaklı çok fazla çözüm üretebilecek merkezler. Evet. O yüzden yaptığınız işler çok önemli. Siz en küçük böyle mahalle muhtarlıklarına, yani için kılcal damarlarına kadar ulaşabilecek kadar önemli. Birebir insanın hayatını, kadının hayatının kalitesini artıracak hizmet üretmede temel odak noktası sizsiniz. Evet. İşin hükümet boyutu, Türkiye Büyük Millet Meclisi boyutu, işte yasal düzenlemeleri hazırlama konusunda tabii ki onların da hazırlık içerisinde, faaliyet içinde olmaları gerekiyor. Ama şimdi sizi konuk ediyoruz. Bana da izleyici demesin ki ya ahu yapma, bugün 6 Mart, başkana da yalnızca kadınlarla ilgili soru sorma. Şu belediyede işler nasıl gidiyor onları da sor diyecekler. O yüzden gelin 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık neredeyse de bu arada seneyi devriyeniz, evet, değil mi? Gelin, birinci yılınızı, evet, tamamlıyorsunuz. Bu yıl sonu, bu ay sonu ay itibariyle sonunda birinci yıl birinciyi tamamlıyoruz. Biz de bir görücüye çıktık. Neler yaptık onları anlatacağız 31 Mart'a doğru. Hı hı. Bir basın toplantısıyla bugüne kadar neyi devraldık, neler yaptık ve önümüzdeki süreci nasıl planlıyoruz onları anlatacağım. O zaman bugüne basın toplantısının ilk ayağı olsun diyelim EkoTürk'te. Birazcık sizden dinleyelim. Tabii. Şimdi biraz tüm Türkiye'de izleyicilenler açısından Şişli'nin altını çizelim. Şişli çok gözde bir merkez. Evet, doğru. İstanbul'un en önemli merkezlerinden bir tanesi. Nüfus yoğunluğu yüksek. Aslında nüfus yoğunluğu gündüzleri yüksek, geceleri düşük. Aynen. Çünkü neden? Burası gerçekten de İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerini kapsayan alan. Her zaman da çok gözde bir alanda başkanlığınızı yapıyorsunuz, hizmetlerinizi üretiyorsunuz ve üreteceksiniz. İşte zenginlerin, yoksulların bir arada yaşadığı bir yer Şişli. Bunun dışında da bizim millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak kentleşmeye dair ne kadar meselemiz, ne kadar sorunumuz varsa her şeyden de nasibini almış bir, evet, yer. O yüzden bize biraz nasıl bir Şişli devraldınız, bir sene içerisinde neler yaptınız, şöyle bir kısa, evet, bir girişle başlayalım. Öncelikle siz zaten benim söyleyeceklerimin bir kısmını söylediniz. Şişli gece nüfusuyla gündüz nüfusu arasında çok ciddi fark olan, yani gece 274 bin kişi konaklıyor. Ama gündüz 4-5 milyon insan buradan ya uğruyor ya geçiyor ya çeşitli etkinliklere katılıyor. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntımız olan bir alan bu gündüz nüfusunun. Sadece yerli değil, yabancı misafirlerimiz var. Tabii. Turizm, otelcilik, hastane, sağlık vesaire ve de yeme içme gurme. İstanbul'a ne kadar turist geliyorsa Şişli'ye uğramadan gitmiyor. Kesinlikle. Bir de yani merkezi anlamda kültürün, sanatın da merkezi. Bu bölgenin özellikle Nişantaşı diye adlandırdığımız bölgede çok da yoğun bir yabancı konuğun yaşadığı, evet, ya da geldiği, gittiği bir mekan. Bir kere öncelikle geldiğimizde neyi devraldık derseniz, Şişli 39 ilçeden yeşil alanı en az olan 38. ilçe. Hı hı, evet. Ranta boğulmuş, yani burada bütün siyasilerin, bütün iş insanlarının ciddi bir ayıbı var diyeyim ben. Hı hı. Kendimi de katarak söylüyorum. Bu güzelim ilçe, bu kadar önemli bir ilçe. Türkiye sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin, ben hatta bunu bir aşama daha ileri götürüyorum, dünyanın önemli bir ilçesidir. Hı hı. Milli gelirin %4'ünü karşılayan bir ilçedir. Yani iş insanlarımızın yoğun olduğu, merkezlerinin yoğun olduğu, hı hı, ve her alanda hizmet veren bir
kamuda da özelde de oteller çok var. Her şeyi otelleriyle, turizm sektörüyle, yeme içmesiyle. Aynen. Osman kültürel, Bey'in başlı başına bir yer var ki yıllardan beri zaten tekstil sektörü. Evet, tekstil sektörünün çünkü Nişantaşı'nı ikiye ayırıyoruz. Abdi İpekçi olan bölümde daha çok perakende bölümü ama diğer Osman Bey'i Otiyat diye bir derneğimiz var. Hı. Onlar da tamamen bütün Türkiye'ye ihracat yapan ciddi bir örgütlülüğü ağı olan bir iş insanından bahsediyoruz. İş insanlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla milli ekonomiye de çok katkı sunanlar. Fakat el yordamıyla yapılan işler ve buraya gelen insan bir daha gelmemek için çırpınıyor. Çünkü 1,5 saat yolda geçiyor. Yani siz Zincirlikuyu'dan Nişantaşı'na gelmek isterseniz arabanızla 1,5-2 saat. Bu olacak bir şey değil. O yüzden buranın altyapısını ve üst yapısını doğru planlamak gerekiyor. Biz şu anda Abdi İpekçi Caddemiz var. Dünyaca ünlü bir caddemiz. Bu caddeyi sıfırdan yeniliyoruz. Hem altyapısını hem üst yapısını. Orayı bir dünyanın merkezi olan bir cadde haline getiriyoruz. Ve bu bütün altyapı işlemlerimizi bitirdik. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Şimdi bu çok önemli. Araya girmek istiyorum. Tabii, buyurun. İngiltere'de mesela Oxford Caddesi adeta bir alışveriş merkezi gibi yönetilir. Değil mi belediye tarafından? Kesinlikle. Ya kafeleriyle, kaldırımların düzenlemesiyle, yollarıyla, binaların dış cephesiyle. Hı hı. Şimdi biz sadece bizim iş insanımızın da şöyle bir eksik tarafı var. Buyurun. Şimdi para kazanabilirsiniz. Kimsenin parasında, kazancında gözümüz yoktur. En azından ben ve çalışma arkadaşlarım arasında. Ama bunun sürdürülebilir bir ilişki içerisinde kurgulamak gerekir. Şimdi ben geldiğimde, gelmeden önce daha doğrusu ben Şişli'de yaşayan biriyim. 40 küsur yıldır Şişli'de oturuyorum. Dolayısıyla Şişli hayranıyım diyebilirim. Yani ailemin dışında en önemsediğim işlerden biri Şişli'de yaşamak. Dolayısıyla burada kendim için ne istiyorsam vatandaşa da onu anlatmam, onu yapmam gerekiyor. Kaldırımlar işgal altında, sokaklar işgal altında, caddeler işgal altında. Bunları ben eğer bir hizmet alıcısı olarak kendimi gördüğüm zaman herkese eşit davranmam gerekiyor. Ve biz ilk geldiğimiz günde sadece Nişantaşı değil, Şişli'nin bütün mahallelerinde işgallerle ilgili evet. bir kampanya başlattık. Şimdi o kampanyayı başlattınız. Çok eleştiri de aldı malum evet. belli odaklar tarafından. Olabilir. Çünkü gerçekten de bu şöyle bir sıkıntımız var bizim. WhatsApp gruplarında bizim böyle bir sürü WhatsApp gruplarımız Doğru, var. Doğru hepimizin. Bir baktık Abdi İpekçi işte belli başlı bazı kafeler yıllardan beri alışmış olduğumuz o masalar, sandalyeler işte geri itildi. Böyle bir bayağı bir devrim gibi oldu yani. Bir darbe gibi o nitelikte oldu. Haklısınız. Biraz şunu da sormak istiyorum. Çünkü bizim şehir planlaması açısından gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var. Siz malum biliyorsunuz Tabii, zaten az kesinlikle, önce de kesinlikle. Paylaştınız. Biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman en hoşlandığımız, en gıpta ettiğimiz şey o kocaman geniş meydanlar. O meydanlarda, o güneşli meydanlarda atılan kafeler, sokak kafeleri, işte gösteriler, sanatçılar. Bu yaşamı orada gördüğümüz zaman, burada döndüğümüz zaman biz biraz insanımızı sokaktan hep içeri çekmeye çalışıyoruz. Yok tam tersi. Vallahi mi? Tam tersi. Şimdi bakın yani şöyle en azından şimdi, şunu diyelim insanımızın sokakta rahatça keyifle yaşayabileceği alanlar yok. Alan. Bir iki kafenin dışarıya masa sandalye atmasıyla çözülemeyeceğini biliyorum ama. Hayır ama bakın şuradan emin olun ben kendim de bundan hoşlanan dünyayı gezen biriyim. Evet gittiğim, şüphesiz. Gittiğim yerde de herkes farklı şeyler yapar. Ben kaldırımına, sokağına, caddesine bakarım, binasına bakarım. Bunu niye söylüyorum? Benim ülkemin insanı buna layık değil diye bir kavram yok. Tabii. Bizim tabii. her birimiz ekonomik durumu ne olursa olsun. Bakın bu demin iş insanlarıyla ilgili söylediğim gecekondu mantığıyla yapılmış bir kafe düzenlemesi. Eğer siz yaya olarak bir anne olarak çocuğunuzun pusetiyle kaldırımda yürüyemiyorsanız evet. üç tane orada hizmet alanını düşünerek yaparsanız o zaman bir haksızlık yaparsınız. Bir yaşlınız o kaldırımda rahat yürüyemiyorsa ve trafik geçerken kafenin işgal ettiği yerden aşağı inip trafikten geçip tekrar oraya çıkıyorsa bunu o kafenin sahibi benden daha önce düşünmeli. Evet. Çünkü sonuç itibariyle hizmet alıcı da ben de hizmet alıcıyım. O anne de hizmet alıcı. Şüphesiz. O evet. yaşlı insan da kimin kim olduğunu kimse Ama bilmiyor. Ama kaldırımlardaki tek mesele de sandalyeler değil Sayın değil. Başkan. Hayır değil işgaller. Yani o işgal. Çukurlar, şeyler, yükseklik. Tamamen bir şey söyleyeyim. Bakın Ava Hanım şöyle söyleyeyim. Benim kendi hayat felsefem bir ülkenin gelişmişliği
birçok örneği, kriterleri olabilir. Biraz önce arkadaşımız anlattı kadınlarla ilgili. Ya bir ülkenin kaldırımları ne kadar yüksekse o kadar çağ dışı bir ülkedir. Kaldırımları ne kadar sıfırlanırsa o kadar çağdaşlıkla eşdeğerdir. Bizim kurallar koyup o kuralları yıkan insanlarız biz hepimiz genel anlamıyla. Eğer bir kaldırımda kafasına göre bir işlem yapma hakkı kimsede yoktur. Ben geldiğim gün ayrıca bunu yaparken de bir kural çerçevesinde yaptım. Önce el ilanları ve pankartlar astık. Billboardlara yazdık. Yani kendiniz kaldırın. Kaldırımlar hepimizin dedik. Evet. Hepimizin dedik. Yani kimsenin babasının malı değil, burası kamu yararı. İki, onlara bir mektup gönderdik. Dedik ki 1/3'ünü siz kullanın, 2/3'ünü yayalar kullansın. Sonra onları topladım. Bütün ne kadar işgal gibi gözüken yerler varsa hepsine tek tek anlattım. İnanır mısınız? %99'u kendisi kaldırdı. O sizin söylediğiniz tırnak içerisinde burada isim vermeyeyim. 1-2 tane önemli kafemiz direnç gösterdiler. Biz de onlara dedik ki herkes eşit burada. Hiç kimseye ayrıcalık tanımıyorum. Şimdi o caddeyi düzenliyoruz. Eşit bir şekilde düzenleyeceğiz. Kaldırımları her iki tarafta da eşit mesafede olacak. Dolayısıyla o kaldırımda şimdi Abdi İpekçi'nin o meydanını düzenliyoruz. Evet. Orayı çağdaş bir sokak müzisyenleriyle, sokak gösterileriyle, edebiyat sözleşmeleriyle, cazıyla, orada sanatın... trafiği durduracak mısınız Sayın Başkan? Şu anda durdurmak benim elimde değil. O UKM ile ilgili bir şeydir. Ama zaman zaman trafiği durduracak pozisyonlar da almayı düşünüyoruz. Şimdi şu bakımdan soruyorum. Buyurun. Hala daha az önce ısrar ediyorum. Bu yanlış ve çarpık kentleşmeden doğru düzgün bir alanımız da elimizde kalmadığı için acaba diyorum Sayın Başkan bir yerler bulabilir mi? Bulacağız. Bir meydan yaratabilir mi? O meydana insanların kafe açmasını, o adı geçmeyen ama ne olduğunu bildiğimiz mesela kafe gidip oraya belki taşınacak. Ama bunu böyle hani alışveriş merkezinden de çok koparmadan... Onları da orada koruyalım. Bir orada alışveriş yapmak istiyorlar, bakın, orada dinlenmek bakın istiyorlar. Bakın şimdi bir fiziki bir şeyi var, oluru var. Hava Hanımcığım bakın burada bir şöyle bir bakış açımızın olması gerekir diye. Benim dediklerim doğrudur diye dersek o zaman karşınızdakini yok sayıyorsunuz. Siz kendi açınızdan doğru olabilir. Burada ben bundan sonraki yapacağım her şeyi halk oylamasıyla yapacağım. Oraya gelen insan, bakın kadınların %90'ı bana yolunu çevirerek dedi ki ya şu ayağımız kırılıyor, yüksek topuk giyemiyoruz. Şu kaldırımları, şu caddeleri düzenleyin. Ben de kadınlara bir Şantaşı kadını sever yüksek. Evet ama ben bir söz verdim. Dedim ki bütün kadınlara, bana misafir gelen, oturan, orada yaşayan bütün kadınlara bir sözüm var. Sizi yüksek topuklu ayakkabılarla yürüteceğim. Benim belediye başkanı olarak görevlerimden bir tanesi bu. Yani bu iş iskemleyle sınırlı değil diyorsun. Değil, hayır. Bu sınır öyle bir tane kafede 3 tane masa koymakla sınırlı bir şey değil. O kaldırımda yürüyemiyorsa, caddeden caddeye siz A mağazasına girdiniz, karşıda da beğendiğiniz bir mağaza var, kadınımız gitmiyor, ayağım takılır oraya düşerim diye. Evet. Çok sayıda bunun örneği var. Bu ayrıca Nişantaşı'ndan sınırlı değil. 500 metre aşağısında Teneke Mahallesi var. Oraya ben dokunmasam, siz orada rahat da oturamazsınız, rahat da alışveriş edemezsiniz. O yüzden bir bütün olarak düşünüyorum. Ben şimdi denize bir taş attım, belediye başkanı sıfatıyla. O taş, halkalar büyüyecek, Nişantaşı ve Şişli'nin bütün mahallelerini kapsayacak. Ve oraya gelen insan, ben bir daha Şişli'ye gideyim, ya bir kafeye, ya bir alışveriş merkezine, ya bir tiyatroya, ya bir sinemaya, ya bir başka etkinliğe, sağlık, güzellik merkezi olduğu Nişantaşı bölgesi. Hı hı. Şimdi oraya siz geldiğinizde arabanızı nereye park edeceksiniz? Nasıl ulaşacaksınız? Toplu taşımayla mı, onunla mı? Bunların hepsini planlamadan bu işler olmaz. Hı hı. Sadece 3 tane kafenin önünde, caddede bir meydan açtık diye. Şüphesiz. Bunu ben o arkadaşlarıma da şunu söyledim. Emin olun ki siz daha çok iş yapacaksınız şu düzenlemeyi yaptığınızda. Evet. Çünkü insanlar gönül rahatlığıyla gelecek. Evet, ben kimsenin ne içmesine, ne yemesine, herkesin kesesine göre, ekonomik durumuna göre bir mekanlar var. Orada gider, pozisyon alır, gider, istediği gün, istediği eğlenceyi yapabilir. Ama benim o eğlenceye, o etkinliğe ulaşamayan insanlara da oraya taşımam gerekiyor. Evet. Oraya taşıdığım zaman
Bir tanesi girecek bir mağazadan alışveriş edecek. Biri bir pastaneye girecek, bir kahve çay içecek. Bir kahveye girecek, oradaki yapılan yeni açılmış bir sürü güzel mekanlarımız var. Sadece Nişantaşı'da değil. Ben Bomonti'yi yeniden dünyanın merkezi yapmak istiyorum. Belediye, yani çalışma arkadaşlarımla birlikte. Şişli'nin örneğin Kurtuluş, tarihinin, İstanbul tarihinin en eski semtlerinden biri. Evet. İşte bir Tatavla Festivali yapıyorduk. Tarihsiz bir ülkemizdeki savaştan dolayı, tarihsiz bir sıkıntıyla iptal ettik. Oraları artık sadece bizim yerimiz değil burası. Bu dünyanın merkezi burası. Şu an birinci yılın sonunda hangi aşamadasınız? Mutlaka siz o semt sakinleriyle, işletme sahipleriyle konuşuyorsunuz. Geri bildirim de alıyorsunuz. Tabii. Ben yaptım oldu da olmayacak. Asla söz konusu değil. Bizim sistem, hayır, söz konusu böyle değil. Olmayacak. Hayır, asla bakın benim dediğim doğrularım var. Ama benim dediğim doğrular herkesin doğrusu olamaz. Sizin doğrularınız da olabilir. Biz oturacağız, konuşacağız. Bu doğrulardan bir, o bölgeye uygun. İki, oraya gelen hizmet alanların problemlerini çözecek. Üç, belediyenin olanaklarını karşılaştırdığımda. Bakın ben 3 tane etkinlik yaptım. Biri 19 Mayıs'ta, diğeri 29 Ekim'de, üçüncüsü de yaptığımız yılbaşı etkinliği. Bunların her birini, geçmiş dönemde bununla ilgili çok efsane konuşulan şeyler çok var. Çok özür diliyorum. Buyurun. Yılbaşında ışıklandırma yetersizdi. Biz yeterli bulmadık. Şöyle söyleyeyim bakın, yıllardır yapılmayan bir şeye geri dönüş yaptık. Evet. Belediyenin olanakları sıfırdır, eksidir. Ha, şimdi bir onları da konuşalım. Evet, yani bu tek taraflı baktığınızda ama inanın ki evet. Şişli'de sadece Abdipekçi Caddesi ışıklandırılıyordu. Ben Şişli'nin tamamını ışıklandırdım. Biraz AVM'ler, ışık konusunu demokratikleştirdim. Biraz yaygınlık alanını arttırdım. Tabii gayet tabii. Mevcut bakın, bütçe içerisinde. Tabii ki bakın burada da belediyeden bir kuruş para harcamadık. Tamamen iş insanlarıyla, Şişli'de yaşayan. Çok özür diliyorum. Memnuniyetle, pek çok ortak dostumuz da var Sayın, evet, Başkan. Herkes elini cebine atar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de onun da yurt dışındaki örneklerini görüyoruz. Tabii. Hayran kalıyoruz. Tabii, tabii. Işıkla bir dünya %100, yaratılıyor. %100 katılıyorum. İnsanlar %100. Bir havaya giriyor. Bu hava da alışverişi gerçekten çok tetikliyor. Hiç, her şey birbirine etkiliyor. Hiç aykırı düşünmüyorum. Sadece evet, adalet duygusuyla hareket etmemiz gerekir. Bir tek katkı caddeyi geldi mi iş insanlarından, çok bölgedeki geldi, tüccarlardan, çok, çok esnaftan, yani hepsinden değil ama büyük bölümü bu işe inanan, orayı gerçekten bir dünya markasına çevirmek isteyen, şimdi isimlerini sayarsam yanlış olur, hı-hı, ama emin olun ki o bölgede iş insanlarıyla gönüllü olarak belediyeye destek oldular. Gönüllü olarak çok sayıda iş insanımız, kadın erkeği. Yani benim açımdan şey yok. Orada sizin de bildiğiniz, benim de bildiğim dünyaca ünlü markalardan alın da bizim yerli markalarımız. Ayrıca benim bir sözüm daha var. Buyurun. Dünya markalarını getirelim. Ona itirazım yok. Hı hı. Ama bizim markalarımıza sahip çıkıp onları dünya markası yapmamız gerekir. Onu ben yapamam. Onu ben yapamam. Onu oradaki iş insanları yapacak. Ben onlara kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğim. Ben onların her istediğini, yapılabilecek olanlarını belediyenin lojistik desteklerini vereceğim. Hı hı. Ve göreceksiniz önümüzdeki yıl bu bölge ve Bomonti bölgesi, Kurtuluş bölgesi İstanbul'un değil Türkiye'nin göz bebeği olacak. Biz de öyle umut ediyoruz. Evet, göz bebeği olacak. Biraz bu, o zaman işin yine de parasal boyutunda var, konuşalım biraz tabii daha ki, detaylı tabii olarak. Ki, çok çünkü memnun olurum. Bir yıl önce devraldınız o bütçeyi, evet, kasayı diyelim, evet, her neyse. Evet. Nasıl bir durum var orada? Onu vallahi artırmaya dönük, geliştirmeye dönük ne gibi akarınız şöyle olabilir? Hangi kaynaklar var? Şimdi gelir gelmez tabii benim şanslı taraflarım var. Kendim mali müşavirim. Az çok hesaptan kitaptan anlarım. Uzun yıllar, hı-hı, hizmet verdiğim bir şirketim var. İş insanlarıyla ilişkilerim var. Dolayısıyla bir bütçenin ne olduğunu bilen biriyim. Bir gelir tablosunun nasıl yönetilmesi, bir bütçenin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilen bir kişiyim. Bizim gelir gelmez bir belediyenin bütçesini çıkardık. Orada kara deliklerimiz vardı, onları kapatmaya çalıştık. Bir tasarruf politikası uyguladık, çok ciddi de bir tasarruf politikası uyguladık. Onu Mart ayının sonunda açıklayacağım. İki, nerelerde gelir artırıcı işler yapabiliriz diye. Şu anda İstanbul'un ikinci büyük gelir kaynağı olan ilçeyiz. Nüfus yoğunluğuyla. Aslında, evet. Bu önemli bir fırsat yani. Tabii, çok güzel önemli, bir şeyin üzerinde oturuyor çok, aslında. Çok çok önemli bir yerin üzerinde. Ama bunu sizin nasıl kullandığınızla ilgilidir. Siz burayı cennet haline de getirebilirsiniz. Harcamalarınızda çok kötü bir
dünyanın en akılcı işi bile nakit akışı yönetimi yapılmazsa, batıyor. O yüzden ben bir nakit akış programı uygulamaya başladım. Gelir tablolarımızı yeniden kontrol ettim. Bütçemizi yeniden mali disipline kavuşturdum. Ve bugün Şişli'de kendimizin hizmet vereceği konuma yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdi rakamı söylemeyeyim ama İstanbul'un değil Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biriyim. Evet. Bu geçmiş dönemdeki yöneticilerin de orada yaşayan iş insanların da karşılıklı ciddi katkıları var diyeyim olumsuz anlamda. Ama benim görevim bu 5 yıl içerisinde bu mali disiplini sağlayıp hizmete yönelik alanları geliştirmem lazım. Şu anda çok ciddi gelir kaybımız var. Evet. Örneğin sizin bir iş yeriniz var Şişli'de diyelim. O iş yerinde 4-5 tane vergi ödemeniz gerekiyor. Birini ödemişsiniz, diğerlerini kimse gelip istememiş sizden. Bütün mahalleleri tek tek şu anda bir pilot mahalle seçtik. Profilonun olduğu Gülbahar Mahallesi. Orada bir çalışmalarımızı bitirdik. Tek tek deyim yerindeyse şehrin tomografisini çekiyoruz. Mahalle mahalle tomografisini çekiyoruz. Ne var ne yok elimizdeki şu anda envanterin ne olduğunu bilmiyoruz. Ben her gün yeni bir... envanter henüz daha çıkarılmamış. Yani sürekli de gelişiyor bölge. Sürekli gelişecek. Tabii sürekli de gelişiyor ama inanın ki belediye kendi malını mülkünü bilmiyor. Şimdi onu da gelelim madem bu noktaya geldik. Malum eski belediye başkanı Sayın Sarıgül ile alakalı sizin bir belediye malları üzerinde bir anlaşmazlığınız oldu. Orada bir nasıl diyelim bir devir yapıldığına dair kendi vakfına. O işler nasıl çözebildiniz mi? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Benim bir Şişli halkına bir sözüm vardı. Dedim ki bakın ben hani kimseyi kişisel olarak herhangi bir şeyle değil. Bir belediye başkanı bir vakıf kurabilir. Bu vakıftan çocuklara, kadınlara, dezavantajlı gruplara avantajlar sağlayabilir. Ama o belediye başkanı oradan ayrıldığı gün yeni gelen belediye başkanı o vakfı yönetir. O zaman sorun yok. Ama siz bu vakfı kendi üzerinize, kendinizin kontrol altına alırsanız ve belediyenin 500 milyon dolarlık mülklerini bu vakfın üzerine geçirirseniz bu belediye 2 milyar borçla toplumun önüne çıkar. Bunu doğru görmüyoruz ve ben vatandaşlarıma söz verdim. Sizin gelirlerinizle böyle bir işi yapamaz bir belediye başkanı ve bunları geri alacağım dedim. Geldiğim gün belediye meclis grubunda, belediye meclis grubumuzun 37 tane farklı partilerden meclis üyesi var. Demokratik Sol Parti'nin 3 şeyi hariç, Adalet Kalkınma Partisi, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla 34 oyla bu mülkleri üzerimize geri aldık. Bitmedi. Bitmedi. Hukuki bir süreci var. Hukuki süreci var. Tapu'ya tescil ettikleri için onların iptal davalarını açtık. O da bitmek üzere. Bu arada bir de Bilgi Üniversitesi'nin aynı ölçekte verilmiş iki tane büyük bir Kuştepe'de kampüsümüz var. Onları geçen ay itibariyle üzerimize aldık. Mülkler artık bizim. Bizim tasarrufumuzda peki, kiraya vereceğiz. Güzel bir akar sağlasın. Aynen 2 lira bedelle Bilgi Üniversitesi verilmiş. 1 lira bedelle bizim 9 tane mülkümüz 500 milyon değerde Şişli Eğitim Vakfı'na verilmiş. Hı hı. Adına baktığınızda Eğitim Vakfı vatandaş ya ne var bunda çocuk okutuyor diyebilir. Vallahi ben sıkıntı yaşarken ve o vakıf da birilerine hizmet ederse o zaman... Belediyenin vakfı değil bu. Hukuki süreç devam ediyor bu meseleyle ilgili. Bitirmek daha fazla, evet. Peki, daha fazla üzerinde ilerlemeyelim bu durumda. Evet. Biraz şu sosyal hizmetler konusuna girelim. Malum, çok önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar biliyorsunuz AK Parti'nin çok. Her zamanki söylemi biz asıl burada CHP yerine işte sosyal doğru. belediyeciliği biz yapıyoruz dediler. Sosyal belediyeciliğin dünyadaki hatta en ileri örneklerini ortaya koyuyoruz dediler. Biraz hem bu şey üzerinden ilerleyelim tabii. sizinle. Siz neler yapıyorsunuz? Bu algıyı değiştirmek, kırabilmek adına Şişli bir başlangıç noktası ise eğer ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kesinlikle. Bu konuda adım yaratmaya mutlaka hazırlanıyor bir yıldan bu yana. Neler yapıyorsunuz? Biraz şöyle oradan da kadına geleceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz Adalet Kalkınma Partisi ilk dönemlerinde doğrudur. Buna benzer. Bu evet. söylediklerini başarılı belediyecilik örnekleri yaptılar. Çok. Ama bu ben yani belli bir yaş grubundayım. Uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim. Bu bizim işimizdir. Sosyal demokratların işidir. Evet. Ekonomiyle ilgili bakın siz bir ekonomi kanalındayız. Kendi mesleğimden de dolayı söylüyorum. Dünyanın her yerinde sosyal demokratlar bu tarafa daha çok emek verir. Yani toplumcu belediyecilik, sosyal belediyecilik deyince dünyanın her yerinde örnek sosyal demokratlardır. Evet. Solculardır.
Dolayısıyla ben de kendimi bir solcu, bir sosyal demokrat olarak gördüğüm için başlangıç noktasında toplumcu belediyeciliği hayata geçirmeye çalıştık. Ne yaptık? Bir, bizim gelir gelmez hizmet verdiğimiz özellikle evde bakımla ilgili, bu yapılıyor Şişli'de, İstanbul'da, farklı belediyelerde, yaşlılarla ilgili. Şimdi bizim Şişli'nin bir özelliği var Ava Hanım. Büyük oranda yaşlı nüfusu barındırıyoruz. Yaşlı nüfusumuz da var ama. Yalnız ömür uzun yani Şişli'de. Evet, evet yalnız yaşayan çok sayıda. Envanter ilk yaptığımız iş onu söyleyeyim. Hı. İstanbul Üniversitesi ile birlikte bir çalışma yaptık. Şişli'nin envanterini çıkardık. Demokratif yapısını çıkardık. Kaç kadın var, kaç genç var, kaç bekar var, kaç evli var, kaç dul var, kaç... Hı hı. Bunların her birinin kaçının bana ihtiyacı var bir belediye açısından. Tek tek bunların hepsini çıkardık. Şu anda ekiplerimiz her gün büyütüyoruz evde bakımı. Evde bakım derken gidip sohbet eden evlerimiz de var. Temizliğini yaptığımız da var. Saç bakımını yaptığımız da var. Diğer bakımlarını yaptığımız vatandaşlarımız da var. Şişli bu, Belediyesi'nin bu hizmeti verdiğini bilen herkes. Evet, bizden talep et, kim hiç arıyor. Hiçbir ayrım söz konusu değil. Yani siyasi ayrım, yaş ayrımı, cinsiyet ayrımı, LGBT'li ya da başka türlü asla söz konusu değil. Şişli'de, Şişli Belediyesi'nin kapısından içeri giren, şurada bir komşu masası diye bir şeyimiz var, çözüm ortağıyız. Bunu hayata geçirdik. Bize müracaat eden yurttaşlarımızı 48 saat içerisinde geri dönüşüm yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. Hangi birimle ilgiliyse 48 saat içerisinde yapacaklarımızı onlara yapabiliriz diyoruz. Yapamadıklarımıza diyoruz ki şu nedenle sizin işinizi yapamıyoruz ama şu tarihler aralığında da yapacağız diyelim. Peki. Bu yoldan alın da evde bakmak. Derdinizi biliyoruz, aldık, evet, not ettik, size geri döneceğiz. Geri dönüş. Dönemediysek de döneceğiz, evet, farkındayız. Dönemezsek değil, döneceğiz ama diyelim ki yolunuz asfaltı çukuru var, bugün yapamıyoruz, evet, bir hafta sonra yapacağız, evet, diyoruz gibi. Bunun ötesinde bir eşitlik birimimiz var. Hem bugün kadınları konuştuğunuz şu günlerde de en dezavantajlı gruplardan kadınlara kadar. Bütün bizde LGBT nüfusu da fazla, kadın nüfusumuz da fazla, engelli nüfusumuz çok fazla. Bunların her birine ulaşıp olanaklarımız ölçüsünde katkı sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Sonra ne yaptık? Bizim bir yazlık tesisimiz var Şile'de. İlk defa çalışanlarımız yararlanıyordu. Ben gelmeden önce bir söz vermiştim. Yoksullara, dezavantajlı gruplara, engellilere, bir de şehit ve gazi yakınlarına birer hafta Şile'deki tesislerimizde belediye tesisini açtınız yani. Belediye tesislerini astık. Onları evlerinden aldık. Biz konuk ettik. Tekrar götürdük evlerine bıraktık. Bunların da reklamını yapmadık. Peki. Yani çünkü burada hayatında denizi görmemiş, Şişli'de yaşayıp İstanbul'un en merkez ilçesi, evinden dışarı çıkmamış çok sayıda yaşlımızı, işte engellimizi ya da diğer vatandaşlarımızı götürüp bir hafta ağırladık. Bundan da yetinmedik. Bizim aslında yapmak istediğimiz yaşlı ve engellilerin dışında diğer, mesela göç, ciddi göç alan ilçelerden biriyiz. Göç birimimiz uluslararası, bütün uluslararası partnerlerle temas kurarak, yine devletimizin göç birimiyle temas kurarak, buradaki bizde misafir olan konuklarımız diye adlandırdığımız, benim açımdan başkası başka türlü adlandırabilir, nasıl yardımcı olabiliriz diye ona bakmadık. Son günlerde en önemli... Yardımcı neler yaptınız? Çocukların okunmasına yardımcı oluyoruz. Ailelerin uyum sağlaması için bizim toplum merkezlerimiz var. O merkezlerde eğitimlerini veriyoruz. Göç birimiyle birlikte ortak çalışmalar yaparak onların hayatlarını kolaylaştıracak neler yapabiliriz onları yapıyoruz. Ayrıca toplum merkezlerimiz ya da mahalle evlerimiz oluşturuyoruz. Bu mahalle evlerinde hem o mahallede oturan, yaşayan, oraya gelmiş misafirlerimiz dahil herkes yine hiçbir alt kimliğe bakmadan, cinsiyetine bakmadan o evlerden yararlanıyorlar. Burada kütüphanemiz var. Çay kahve içecekleri yer var, toplantı salonlarımız var, kadınlarımızın el emeği, göz nurunu hayata geçirecekleri alan var. Bugünlerde de bir kooperatif kurduk. Kooperatif üzerinden de kadınların özellikle bu ürettiklerini
daha iyi aile ekonomisine katkı sunacak şekilde pazarlamasına katkı sunacak. Aracı oluyorsunuz. Aracı olacağız. Bizim en ufak kişisel bir beklentimiz belediyenin bir kazancı söz konusu değil. Tamamen onların hayatını kolaylaştıracak bir alan açmaya çalışıyoruz. Peki. Bu kalan süremiz, sınırlı süremiz içerisinde son olarak şunu soracağım ben size. Belediyenizde kadın istihdam oranını merak ettim Sayın Başkan. Şöyle bir sayı vereyim size. 131 tane memurumuz var, 55 tane işçimiz var, 44 tane sözleşmeli memurumuz var, 421 tane de yani burada 2800 toplam kent yolda çalışan kadınımız var. Yani yeterli midir? Toplamın kaçı, yüzde kaçı oluyor? Yani şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı bir 700 civarında kadın çalışanımız var. Ama memurlar içerisinde daha yoğun. Ama işçi kardeşlerim arasında 2000 küsür kişi var. Orada aşağı yukarı 500 kişi çalışan, yaklaşık söylüyorum bunları. Ama bizim bir başka özelliğimiz var diğer belediyelere göre. Benim kendi belediye meclis grubumda %35 kadın var. 27 kadından 9. O 27, hedef %50 diyelim. Tabii ki. Ben yani tabii ki keşke olanaklarımız olsa. Belediye meclisinde şu anda gerçekten sosyal demokrat bir partinin daha fazla kadınla temsil edilmesi gerçekten hedeflerimizin arasındadır ama İstanbul'da en yüksek kadın meclis grubu olan ilçeyiz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sayın ederim. Sayın Başkan, çok sağ olun, var olun çok kıymetli katkınız için çok yayınımıza. Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin'i ağırladık. Kadından girdik ama belediyeden, belediyenin hizmetlerinden çıkamadık. Ama bahsettiğimiz konu belediye olunca kadın, erkek, çocuk herkesin faydalandığı hizmetleri burada masa üzerine yatırdık. Başkanın hem vaatleri var, yapacakları var, yaptıkları teminatı diye bakıyoruz. Ama önce bir bütçeyi toparlayıp gelirleri, akarı artırmak gerekiyor. Kolay gelsin diyoruz. Çok sağ olun. Buradan da kısa bir reklam arasının ardından da 13'te günün gelişmelerine doğru gidiyoruz.